Merhaba gençler, geldik 5. denemeye. 5. denemenin ilk sorusu, daha doğrusu geometrinin ilk sorusu, matematiğin 31. sorusundan başlıyoruz. Şimdi şurada bir hikaye anlatmış, sen onu okursun. Bize diyor ki ABC açılarının toplamı kaçtır? Sen şunların birbirine paralel olduğunu gördüğün anda, paralel iki doğru arasında aynı yöne bakan kaç tane açım var? 1, 2, 3, 4 tane açım varsa bu 4 açının toplamı her zaman 1 eksiği, yani 4 eksi 1 çarpı 180 eşittir arkadaşlar. O da 3 çarpı 180'den kaç yapacak? 540 yapar. Cevabımız Bursa çıkar. 32. soruya bakarsak arkadaşlar, Kerem'in diyor evinden bakkala giden birinci yolun uzunluğu 30 metreymiş. Yani burasına kadarmış, 30 metreymiş. Kerem diyor iki nolu yoldan bakkala gidip 3 yoldan geri dönerse diyor, gidiş dönüşü tam sayı olarak en az kaç metre yol alır diye soruyor. Şimdi şu uzunluğa A birim, şu uzunluğa B birim, şu uzunluğa C birim, bu uzunluğa D birim dersen burada üçgenler oluştu, görüyorsun. Üçgen eşitsizliği neydi? Bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Yani A artı B büyük olacak kaçtır? 30. Ve aynı muhabbet burada da geçerli. Bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Yani buradaki C artı D de büyük olmak zorunda 30. 30 küçük olmak zorunda çünkü. Gel bunu taraf tarafa toplarsan A artı B artı C artı D dediğimiz değer, bu burası benim ikinci yolum, burası da üçüncü yolum değil mi? Büyükmüş 60. 60'tan büyük tam sayı olan en küçük değeri tahmin et, Trabzon çıkar. Yani 61. Cevabımız da 61'dir. 33. soruya bakıyorum. Birbirine paralel olan 3 tane lambamız varmış. Çizemedim. Bu lambalardan her biri diyor evin zemine olan uzaklığı da ne kadarmış? 3 metreymiş. Yani şöyle şundan bahsediyor arkadaş. Şuradan aşağı doğru indirdim. Bu lambanın buradan aşağı doğru indirdim. Burası çok da lazım değil ama görün diye yapıyorum. Buradan aşağı doğru indirdim. Bu dikmeler, bu yükseklikler, şu biraz fazla oldu. Biraz geri aldım. Buradan aşağı doğru şöyle indirdim. Bu yüksekliklerin hepsi kaç metreymiş? 3'er metre. Yani lambanın zemini olan uzay. Yani şu uzaklığın 3 metre olduğunu, doğal olarak hepsinin 3 metre olduğunu söyledik. Peki D noktasının evin zemini olan uzaklığı ne demiş? 0.6, pardon 3.6. Zaten 3'ü buradaysa buraya ne kalacak? 0.6'sı kalacak doğal olarak. Aha da burada bir piramit benzerliği var, görüyorsun. Gördün. Bunu kullanacağız ama ilk önce bir tane bilgi, ne demiş? CD ED eşit. CD ED eşitse tam orta noktadan paralel bir doğru çizersek biz buna ne diyorduk? Orta taban tabanın yarısına eşit olacaktı. İşte burası ne olacak? 1.2 olacak. Başka ne vermiş bize arkadaşlar? Buradaki AB BC'nin yarısıymış. Yani AB'ye ben şurada A dersem BC ne oluyormuş? 2A oluyormuş. Bak burada da bir piramit benzerliği var, görüyorsun. Bak şuradaki piramit benzerliğini gördün. Şu uzunluğu bilmiyorum X dedim. Ne diyelim? A'nın tamamına oranı. Yani A'nın tamamı kaç? 3A'ya oranı. X'in 1.2 oranı değil mi? X'in 1.2 oranı. Bu taraftaki piramidi göreceğiz. Ve burada sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımı 3x buradan 1.2 ise x buradan nedir? 0.4'tür. Bize sorulan soru ne? B noktasının zemini olan uzaklığını soruyorlar. Zaten şuranın 0.4 olduğunu bulduk. Şu uzunluk da zaten de 3 birimdi. B noktasının zemini olan uzaklığı ne olacak? 3.4 olur. Cevap Bursa'dır. 34. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Benim güneşim birinci konumdan ikinci konuma geliyor. 2 saatte geliyormuş. O saat çok önemli değil aslında. Bize diyor ki 2 saat boyunca gölge kaç metre kısalır? Kolay bir soru arkadaşlar. Sadece özel üçgenleri bilseniz yeterli.
Benim şu ağacın boyuna kadar 12. Burası 15 ise diğer kenar ne olur? Özel üçgen. Hangi özel üçgen? 9, 12, 15 üçgeni değil mi? 90 ise eğer buranın 9 olduğunu bulursun. Peki diğer taraftan bakıyoruz. Diğer yönden bakıyoruz. Burası kaç? 12 olduğunu zaten söyledik. Şu uzunluk 20 birim vermiş zaten. Özel şu taban ne kadar olacak? 12, 16, 20 birim olacak değil mi? Yani şu uzunluk ne kadar olacak? 16. Gölgenin boyu 9'dan 10, pardon, 16'dan 9'a düşmüş. İşte kaç santimetre, kaç birim veya metre miymiş burada? Kaç metre azalmış? Tabii ki 7 metre azalmış. Cevabımız Ceyhan çıkar. 35. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde bir kapağımız var. Bunun içerisine dikdörtgen şeklinde bir ne yapmışız? Kağıt koymuşuz arkadaşlar. İşte B, D ve C kenarları dikdörtgenin kenarı üzerinde. B köşesi de dikdörtgenin köşesi üzerinde. Yetmemiş bir tane kalem koymuşlar. BC'nin tam orta noktasına gelmiş. B noktası BC'nin tam orta noktasıymış. Gel bunları bir çizelim. Şöyle bir dikdörtgen kapağımız olsun. Kapağın üst kısmına bak. EK demişler. Biz de diyelim burası E olsun. Burası da K noktası olsun. EK üzerine bir tane C noktası varmış. Şurası benim C noktası. K'nın biraz daha aşağısında şurada bir D noktası varmış. Ve K'nın çaprazında da bir B noktası varmış. Şurası benim B noktam olsun. Sonra ne yapmışlar kardeşim? Şöyle bir BC'yi birleştirmişler. Ben de birleştirmeye çalışıyorum. DK'ya birleştirmişler. Şöyle şuradan da aşağı doğru pek çaktırmasa da şöyle bir dikdörtgenim var işte. Şurası benim A noktam. Tamam mı? Sonra ne yapmıştın kardeşim? E'den bir kalem uzatmışsın. Yani bir doğru çizmişsin aslında. Biz de çizelim şöyle. E'den bir doğru çizelim. E'den bir doğru çizdik ve BC kenarını F noktasında kesmiş. F noktası BC'nin tam orta noktası. Peki bize ne verilmiş? BEF. BEF yani tam şu açı kaç derece? 35 derece demiş. Bize CDK. CDK yani hangi açı? Şu açı alfa demiş. Bize alfayı soruyor. Evet, bu mükemmel çizimden sonra çözüme geçelim. Dikdörtgense şu açının 90 derece olduğunu gördün. Hipotenüsün orta noktasını görüyorsun. Dik açıyla birleştirirsek bu ikisi kenar eşitse şu üçün üstü eşit oluyordu. Biz buna ne diyorduk? Muhteşem üçlü. Bu cepte. Oysa 90'dan geriye 55 kaldığını, ikizkenardan buranın da 55 olduğunu ve bu da bir dikdörtgende. 90'dan burası yine 35 kaldığını ve 90'dan alfanın 55 olduğunu söyleriz. Cevabında neyi? Adana çıktığını söyleyebiliriz. 36. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kare şeklinde 60-60 kare şeklinde bir tane masamız varmış. Ve bu masaya yine kare şeklinde ve ağırlık merkezi masanın ağırlık merkeziyle aynı yani üst üste gelecek şekilde bir tane masa örtüsü konulmuş. Yani ben çizdim buraya. Şu benim 60-60'lık bir kare masam olsun. Ağırlık merkeziyle aynı olacak şekilde şu şekilde bir masa örtüsü. Şunlar dışarıya taşan kısımlar olarak düşün. Tamam mı? Çizildiğini olduğunu düşünürsen. Bir de bize ne demiş? Diyor ki şekil 2'de diyor örtünündür ön yüzeyden salkan ikizkenar üçgen biçimindeki parçanın yüksekliği kaçmış? Olmuş. Şu benim ikizkenar üçgenim olsun. Buradan sarkan parçası çizemedim. Bir daha deneyelim. Şuradan sarkan parçanın yüksekliği şunun 10 olduğunu söylemiş. Peki bu bir ikizkenar üçgense kareden dolayı bu açı 90 derece olduğu için bunların 45-45 olduğunu görüp bunun bir ikizkenar dik üçgen olduğunu görürsün değil mi? Ve 45-90 ise burası da 45 derece olacak. Yani burada oluşan üçgenler ikizkenar dik üçgendir. Yani 10 ise buranın da 10, buranın da 10. Yani şu uzunlukta kadar 20 birim olduğunu görürsün. Peki tamamı ne kadardı? 60'tı. Öyleyse kardeşim şu açılar 45 dedik ya. Bu açı da 45 derece. Noktanın 45 olduğunu hayal et. Kırmızı noktaların.
karışmasını yazdım. Bu açıda 45 tersten 90-45, 45-90-45. Bu açıların hepsini 45'er derece olduğunu görürsün herhalde. Ve burada oluşan üçgenlerin hepsini ikizkenar dik üçgen. Peki 60 ise eğer, 20'si buradaysa geriye ne kaldı? 40 birim kaldığını ve şunların her biri 20'şer birim olduğunu söyleriz. İkizkenar dik üçgen olduğuna göre bunlar da 20'şer birimdir. Aynı muhabbetlerle diğerleri de 20'şer birimdir. Ve bize sorulan soru neydi? Burada masanın yüzeyi üzerinde açık kalan bölgenin alanı. Şu benim masa örtümdü. Şurası benim masaydı. Açık kalan yüzey dediğimiz kısımlar neresi? Şuralar değil mi? 20-20 ikizkenar dik üçgenler. Peki bundan kaç tane var? 4 tane var. Öyleyse derim ki 4 çarpı 20 çarpı 20 bölü 2. Şunlar gidecek, 2 kalacak. 402 ile çarparsan o da kaç yapar? 800 yapar. Yani cevabım C'dir. 37. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir ABC dikdörtgenin içine 4 tane eş paralel kenar şekildeki gibi çizilmiş. Yani şu paralel kenar hepsini eşmiş. Bu cepte 2 vermiş, 9 vermiş. Boyalı bölgenin alanlar toplamı, yani kısaca paralel kenarın alanlar toplamını soruyor. Bir tanesini bulup doğal olarak 4'e çarpıp cevabı bulacağız. Bunlar eş olduğuna göre bu kısa kenar 2 birimse bunların da kısa kenarları hep 2 birim olacak, değil mi? Bunlar da 2 birim. Uzun kenarlar çift çizik dersem hepsinin uzun kenarlarının olmak zorunda, çift çizik olmak zorunda. Peki açılar düşünürsen, şu açıya nokta dediğim zaman bu açıda nokta, eş olduğuna göre burası da noktadır. Eş bu açıda nokta, eş ise burası da nokta. Karşılıklı açılar eşit olduğu için nokta, bu açı nokta, burası da nokta mıdır? Peki bu açı noktaysa buranın da nokta olduğunu gördün. Bu açı noktaysa buranın da nokta olduğunu gördün. Bu açı noktaysa Z'den dolayı burası da nokta. Bu açı noktaysa burası da nokta. Nokta 90, değil mi? Nokta 90. Şu açıya çizik dersem, bak aynı muhabbet bak. Nokta 90, bu açı da çiziktir. Diğerleri de aynı muhabbet var. Burası da çiziktir, burası da çiziktir. Ve baktığın zaman 90'ın karşısı ne? Çift çizik. 90'ın karşısı çift çizgi. Burada da 90'ın karşısı çift çizik. 90'ın karşısı ne oldu? Çift çizik. Nasıl üçgenler? Eş üçgenler. Öyleyse ben buradaki noktanın karşısındaki kenarla buradaki noktanın karşısındaki kenar, buradaki noktanın karşısındaki kenar, buradaki noktanın karşısındaki kenar ne olmak zorunda? Eşit. Hatta çizgin karşısındaki kenarlar da eşit ama işime yaramaz. Niye? Burası 9 birimse 9 tamamı 9'sa pardon, 2 eş parçaya böldüysen her biri 9 bölü 2, 9 bölü 2 olmaz mı? Peki bu paralel kenar olduğuna göre bir tane şekil. Taban ne? Ne? 2. Bu köşeden indirdiğin dikme 9 bölü 2 ise nereden indirsen indir hepsi 9 bölü 2 olmayacak mı? Ve bu indirdiğin dikme de bana neyi verecek her zaman? Yükseklik dışarıda olabilir mi? Evet olabilir. Öyleyse buradaki bir tane paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikten kaç olacak? 9 birim olacak. Toplam alanı soruyor. Bundan kaç tane var? 4 tane var. Çünkü eş olduğuna göre alanlardan olmak zorunda. Eşit. Öyleyse 4 çarpı 9'dan cevabın kaç olduğunu bulursun. 36, yani denizli. 38'in soruya bakıyoruz arkadaşlar. 38'in soruda ne diyor bize? A ve B noktalarında birer tane robotumuz varmış. Peki bu robotlar birbirine herhalde düşman mı? Küs mü? Anlayamadım bir türlü. Çünkü birinci robot sağa, A birim sağa gittiğinde ikincisi A birim sola gidiyor. Birinci robot B birim yukarı giderse birinci robot aynen B birim yukarı giderse ikinci robot B birim aşağı iniyor. Tam tersi arkadaşlar, hareket ediyor. Birisi sağa giderken diğeri sola, birisi yukarı çıkarken diğeri aşağı iniyor. Diyor ki birinci robot A'dan D'ye geldiğinde, yani bu A'dan şöyle D'ye geldiğinde ikinci robot da B'den F'ye geliyormuş. B'den F'ye geliyormuş. Bize sorulan soru şu. Birinci robot D noktasından K noktasına giderken
D noktasından şöyle K noktasına giderken F'deki ikinci robot diyor hangi noktaya gelir diye soruyor. Şimdi olayı biraz daha yaklaştıralım. Daha net görmek için şöyle biraz daha yaklaştırdık. Evet, bayağı yaklaştırdık herhalde. Şimdi birincisi zaten örnek olarak vermişti bize. Bak, birinci robot 2 birim nereye? Sağa 1, 2, 3, 4 birim yukarı gittiğinde ikinci robot 2 birim sola kaç? 4 birim aşağı indi. Buraya geldi. Şimdi ikinci duruma bakalım. D'deki robot 1, 2, 3, 4 birim sağa 1, 2, 3, 4 birim yukarı geldi ve K'ya geldi. Bu da aynı işlemi yapacak. 1, 2, 3 birim değil mi? Sola gidecek. 1, 2, 3, 4 birim aşağı gelecek ve tam buraya gelecek. Şimdi bu noktanın koordinatını bulacağım. Bize F'nin koordinatını vermiş zaten. F noktası ne? 11'e 11 olan bir nokta. Pardon. 110 yaptık yanlışlıkla. Peki kardeşim sen bunu kaç? 1, 2, 3 birim sola kaydırırsan x ne olur? 3 azalır. 1, 2, 3, 4 birim aşağı indirsen y değeri de ne olacak? Doğal olarak 4 azalacak. Çıkartırsan 8'e 7 mi gelir? Demek ki benim soru işaretim tam neresiymiş? 8'e 7 birimmiş. Bakalım hangi şıkta cevabımız eski haline getirdik. İndik aşağı 1'e 8'e 7. Cevap neymiş? Ceyhan'mış arkadaş. 39'un soruya bakıyoruz arkadaşlar. Özdeş 4 tane küp tahta blokların varmış. En az bir yüzeyleri diğer blokların bir yüzeyleri tam örtüşecek şekilde birleştirilerek bir cisim elde edeceğim. Elde edilen bu cismin şu fazlalığı silelim. Yüzey alanı en çok A olacakmış, en az da B olacakmış. Şimdi bu 4 tane blok ya üst üste koyarsın, böyle kabaca çizelim. Yan yana da koyabilirsin. Aynı şeydir zaten. Hadi yan yana koyalım. Üst üste koymayalım. Küp şeklinde bloklarımız var. 2, bir tane daha. 3, değil mi? Şurada da arkası. Şimdi küp olduğuna göre bir kenara A diyelim. Bütün kenarlar A olsun. Şurası da A, burası da A oldu. Yüzey alan soruyor değil mi bize? Yüzey alanı A demiş. Şimdi bunun yüzey alanını bulalım bir. Şimdi alt tabana bakarsan kaç A? 4 çarpı 4 A çarpı A'dan 4 A kare. Bundan kaç tane var? 2 tane var. Ne yaptık? Tabanların alt tabanı, üst tabanı bulduk. Bir de etrafının alanını bulacağım. Biz buna ne diyoruz? Yanal alan diyorduk değil mi? O da neydi? Taban çevresi. Taban çevresini 4, 4, 8, 2 de burada 10A çarpı yükseklik. 10A sıfırla A'yı birleştirdim. Garip bir şey yaptım. 10A çarpı yükseklikten 10A kare. Burası ne oldu? 8A kare. Burası da zaten 10A kare. Bunlar toplarsan 18A kare olur. Peki başka nasıl yapabilirsin? Dördünü de bir araya getirsin. Yani şöyle yan yana koyarsın dördünü de. Bu şekilde dört tane küpümüz olduğunu hayal ediyoruz. Bunlar da alt tarafları olsun hadi. Şöyle şöyle böyle mükemmel bir çizimim var. Öyle böyle değil ya. Yani. Şöyle dört tane küp yan yana getirdik. Ne oldu? Şunlar A. Tabanı kare olan, yüksekliği A birim olan bir kare piramit şeklini aldı. Peki bunun yüzey alanını bulalım. Alan. Taban çevresi kaç? Ve taban alanı 2A çarpı 2A'dan 4A kare. Bundan kaç tane olacak? 2 tane. Üstte de aynısı var çünkü. Bir de yanal alan taban çevresi kaç? 2, 4, 6, 8 mi? 4 dedikten 8. Niye uğraştık ki? 8A çarpı yükseklikten o da A düzenle. Burası A kare. Burası 8A kare. Topla gel. 16A kare. Bize ne demişti? En çok A. Oysa bu nedir? Büyük A 18A kare. En az da B'di. Demek ki burası da B olacak kardeşim. Bize A eksi B'yi vermiş. A neydi? 18A kare. B neydi? 16A kare. Çıkartırsam 2A kare. Kaç vermiş? 12. Oysa benim A kare dediğimiz değer 6.
A buradan kaç yapacak? Kök 6. Peki bize ne soruyor? Bir tanesinin hacmi ne? Hacim bir kenarı A ise hacim nedir? A küp değil miydi? Ölse ne olacak? Kök 6'nın küpü. Kök 6'nın iki tanesini çarptığım zaman 6. Bir tanesi yalnız kalacak. Cevap ne olacak? 6 kök 6 yani Ceyhan çıkar. Geldik 40. soru ve bu denemenin son sorusu arkadaşlar. Bir öğrenci şekil 1'deki gibi bir dikdörtgen prizması biçiminde bir silgimiz varmış. Hep aynı bölgesiyle silerek şekil 2'yi elde etmiş. Canı sıkılmış herhalde bu arkadaşın. Buna göre diyor kaç birim küp silgi kullanmıştır? Şu çıkan cismin hacmini soruyor bize. Şimdi ilk önce şekli bir tamamlayalım bunu. Eski haline getirelim. Şöyle uzatalım. Mevzuyu çok uzatmadan. Hadi şurada varsa şöyle. Şunu da biraz uzattık. Şöyle bir yere. Şunu uzatalım. Uzattık şunu. Evet, fazla uzatmışız buraya. Buraya uzattık. Değil mi? Bir de şunları birleştirdiğimiz zaman olur şeklimiz. Peki değeri. Bu ne diyor? Yanlış bir hareket yaptık herhalde. Hayır değilim. Evet gençlik. Buna bakalım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 birimse 2 birim olmayacak mı? 1 birimse buraya ne kalacak? Tabii ki 1 birim kalacak. Şuranın siyah taraftan gösterelim. 1 birim olduğunu görsün. 6 birimse karşısında 6 birim olacak. Demek ki şurası 3 birim olacak. Buranın da 4 olduğunu, buranın 4 olduğunu gördüm. Şimdi şu şeklin hacmi lazım değil mi bize? Ben bu şekli üçgen dik piramit gibi düşünüyorum. Bak tabanı üçgen alıyorum. Doğal olarak yüksekliğim ne olacak? 4 birim olacak. Bu üçgenin alanı ne? 3 çarpı 1 bölü 2 taban alan değil mi? Çarpı yüksekliği de 4 aldım. O da ne eş çıkar? Gider 2 kalsın 3 kere 2'den 6. Demek ki benim 6 birimlik silgi kullanmışımdır. Daha doğrusu birim küplük arkadaşlar. Silgi kullanmışımdır. Evet gençlik bu denemenin de sonuna geldik. Diğer denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.